Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenine hoş geldiniz. Ege Üniversitesi Medya Merkezi stüdyolarından canlı olarak yayınlanan bültenimizde üniversitemizden haberlerle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Alaağa'da Sanayi Üniversite İşbirliği için dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hükümet ve Alaağa Belediyesi tarafından 1200 dönümlük arazi Ege Üniversitesi'ne tahsis edildi. Arazileri senato üyeleriyle birlikte gezen rektör Budak, Alaağa'da 1200 dönüm arazinin üniversitemize tahsis edilmesini sağladık. Bu, kurumsal gelişimimiz adına tarihi bir olaydır. Ege Üniversitesi'nin tarihini değiştirecek bir projedir, dedi. Alaağa'dayız. Alaağa ile Yeni Şakran arasındaki bölgedeyiz. Burada iki tane önemli arazi Ege Üniversitesi rektörlüğüne tahsis edilmiş ve tapuları alınmış durumda. Bunlardan bir tanesi şu anda bulunduğumuz bölgede Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından üniversite alanı olarak belirlenen bu bölgeyi üniversitemize tahsis edilmiş durumda. Burada bütün Ege Üniversitesi senatosu, okul müdürlerimiz, dekanlarımızla, senatörlerimizle, yöneticilerimizle birlikte araziyi geziyoruz. Burası İzmir'in kuzey aksı ve ekonominin ağırlıklı olduğu, sanayinin ve ihracatın yoğun olduğu bir bölge. Biz Ege Üniversitesi'nde bilim adamları olarak, akademisyenler olarak, eğitim bilimciler, sosyal bilimciler, mühendislik, sağlık alanındaki çalışan bütün hocalarımıza bu imkanı bölgemiz için, ülkemiz için ve geleceğimiz olan gençler için nasıl değerlendirebiliriz? Üniversite olarak bunun tartışmasını şu anda başlatıyoruz. Hem senatomuzla tartışacağız, hem hocalarımızla konuşacağız. Yeni yatırımlar anlamında neler yapılabilir? Bunları değerlendireceğiz. Rektör Budak, burada ekonomik, teknolojik, sağlık ve sosyal bilimler alanında kurulacak birimler, bölgenin ekonomik ve teknolojik alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılayacaktır. Ekonomi ve teknoloji alanında önemli bir merkez haline gelen Alaağa'da, Ege Üniversitesi'nin yer alması, üniversite ile ekonomik ve teknolojik üretimi sağlayan kurumlar arasında ortak bir dil ve hedef oluşturmak demektir, diye konuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, rektörle akşam çayı etkinlikleri kapsamında akademisyen, öğrenci ve çalışanlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Rektör Budak bu kez de Ege Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu. Ege Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle bir araya gelen Profesör Doktor Budak, yabancı uyruklu öğrencilerin Ege Üniversitesi için büyük önem taşıdığını söyledi. Biz Ege Üniversitesi ailesi olarak, yani öğrencimiz, çalışanlarımız, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz derken de bir de yabancı uyruklu öğrencilerimiz var. Onlar bizim için çok önemli. Neden? Onlar bizim misafirimiz. Eğitim anlamında, araştırma anlamında lisansa gelmişler, yüksek lisans ve doktoraya gelmişler ve burada eğitim, öğretim gördükten sonra ülkelerine dönecekler. Ve orada bizden aldıkları bilgi birikimiyle, kültürüyle yoğrulmuş olarak orada adeta bizim bir elçimiz olacaklar. Ve biz onlarla irtibatımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da rektörle akşam çayı programının yerinde olduğunu düşünüyoruz. Biz tüm çalışanlarımızla görüşmelerimiz tamam. Şimdi yabancı uyruklu öğrencilerimize de karşılaştıkları sorunlar neler? Eğitim önünde, eğitim anlamında, araştırma, istihdam anlamında, sağlık anlamında, barınma anlamında, kampüse ilişkin, geleceğe dönük olarak onların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Ege Üniversitesi'nin uluslararası bir üniversite olma yolunda hızla ilerlediğini vurgulayan Rektör Budak, amacımız öncelikle lisansüstü, yüksek lisans ve doktora yapan yabancı uyruklu öğrencilerimizin sayısını arttırmak, dedi. Bu araştırma üniversitesi olmanın da bir parametresi. Ama ayrıca Ege Üniversitesi güçlü, köklü bir kurum. Orta Doğu'ya, Afrika'ya, Türkiye Cumhuriyetlerine, Balkanlara, burada Almanya'dan, Avusturya'dan, Balkanlardan öğrencilerimiz var. Birçok bölgeden, ülkeden öğrencimiz var. Bu 1500 civarındaki öğrencimizin biz 2 katını, 3 katını, 10 katını çıkartmak istiyoruz. Ofisimizin elemanları şu anda bu arkada gördüğümüz iletişim ve koordinasyonu sağlıyorlar. Yabancı öğrencilerin her biriyle biz yönetim olarak, rektör olarak bölgemiz ve şehrimiz için ekonomik anlamda, sosyal anlamda önemli. Onun için bu çalışmaları yapıyoruz ve burada olmaktan da yabancı öğrencilerimizi de hasbihal etmekten de mutluyuz.
Afganistan'dan gelerek Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans öğrenimi görmeye başlayan Muhammed Şali ise duygularını şöyle dile getirdi. Adım Muhammed Zalim. Afganistan'dan geldim 2008 yılında. Hatta 7 ay gibi Gazi Üniversitesi'nde Türkçe gördüm. Sonra bir araştırıp Ege Üniversitesi'ni seçtim. İyi ki seçtim diyorum. Ne mutlu bana, yani İzmir'e gelmişim, Ege'ye gelmişim. Ege Üniversitesi Medya Merkezi stüdyolarından canlı olarak yayınlanan haber bültenimizin sonuna geldik. Mutlu günler dileriz.